Efendim Ankara'ya döndüreceğiz kameralarımızı. Yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş şu anda mazbatasını aldı. Hemen oraya döneceğiz. Kameralarımızı oraya çevireceğiz. Bir son dakika gelişmesinden bahsediyorum size. Şimdi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandı Mansur Yavaş. Oylarını neredeyse iki kat daha artırmıştı bu seçimde. Daha önce 3 belediye başkanlığı olan CHP belediyeleri 16'ya yükseldi. Mansur Yavaş'a dinliyoruz. Bekleyen mesela Tatlar Arıtma Tesisi'nin kredisi gibi çok önemli işlerimiz orada bekliyor. Önceliğimiz oralardan olacak. Yine insan sağlığını önceleyen projeler olacak. Tek detaya girmek istemiyorum ama herhalde ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bize engel olan ve öncelik eden belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi diyorum ki yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Rakip partiden seçilen ve bir bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019'da yaptığım konuşmayı yapacağım. El ele verelim. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Seçim bitmiştir, artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim çağrımı tekrar edeceğim. Umuyorum ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Daha önceki dönemde yapılanların ne kadar kötü olduğunu Ankara anlayıp onları sandıkta cezalandırmıştır. Amacım bu sefer elimizden tutacakları ve birlikte çalışacakları. Ben çağrımı tekrar edeceğim. Artık gerisini kendileri bilir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı olsun Ankara. Evet, Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hep birlikte izledik. Seçim bitmiştir artık. Bir arada olma zamanıdır dedi Mansur Yavaş ve mazbatasını da artık aldı. Hayırlı olsun diyelim tüm Ankara için, tüm Türkiye için. Ve devam edeceğiz gelişmelerimizle efendim. Mersin vahşi bir cinayet haberiyle sarsıldı. Hastanede tedavi gören 61 yaşındaki bir anne öz evladı tarafından katledildi. Evet, yanlış duymadınız, öz evladı. O anne katili yakalandı, cezaevine gönderildi. Öz annesine acımadı, dehşeti yaşattı. Gözünü kırpmadan bıçakladı. Sonra da tek kurşunla katletti. Sabah duyduk anasını öldürmüş, silah sıkmış, ayağına bıçak sokmuş. Kan donduran vahşetin adresi Mersin. 61 yaşındaki Selma Çiftçi hastanede tedavi görüyordu. Oğlu da refakatçi olarak yanındaydı. Bir anda deliye döndü. 32 yaşındaki genç annesi Selma Çiftçi'ye saldırdı. Yanlarında kimse yoktu. Yardım çığlıklarını duyuramadı. Öz evladı onu bıçakladı. Yetmedi, yanındaki silahını çekip tek kurşunla öldürdü. Silah seslerini duyan güvenlik odaya girdi. O korkunç manzarayla karşılaştılar. Anne katili polise teslim edildi. Vahşice öldürülen kadının cenazesi ise hastane morguna alındı. Zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.